Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz 3 değişik tarifim var. Neler hazırlayacağım? Öncelikle onları bir sıralayayım. Yufka ile çok kolay bir şekilde bir 5-10 dakika içinde hazırlayabileceğiniz gözleme kaşar peyniri ile hazırlayacağım. Hemen ardından yumurtayı haşlayıp salatasını yapacağım. Bir de beyaz peynir salatası yapacağım. İçerisine koyduğum yeşillikler ikisinin de farklı olacak. Hemen öncelikle yufka ile başlayacağım. Yufkamı bir yapayım. Diğerleri çok kolay olacak ama öncelikle yumurtamı koyayım, haşlansın. 4 adet sizde kişi sayısına göre yumurtalarınızı haşlayabilirsiniz. Şöyle derin bir kabın içerisine alıyorum. İçerisine yüzüne çıkana kadar su ekliyorum. Bir miktar da tuz. Yumurtayı ocağa götüreyim, o orada haşlansın. Ben o arada hemen yufkamı hazırlayacağım. 3 adet yufka kullanacağım gözleme için. Yarım çay bardağı sıvı yağla, yarım çay bardağını biraz geçerek de su ekledim. Onu da kabın içine alıyorum. Kenarda dursun. Bir tane yufkayı alarak başlıyorum. Açıyorum yufkayı tamamen. Karıştırıp 2-3 yemek kaşığı sadece serpiştiriyorum. Her yufka için 2 yemek kaşığı yeterli. Rendelediğim kaşarı rastgele serpiştiriyorum her yerine gelecek şekilde. 2 avuç yeterli. Bir tarafı toparlayıp getiriyorum ortaya. Hemen diğerinde onun üstüne. Yanlarında ilk önce öbür tarafı kapatsam daha iyi olacak. Birazcık yırtılmış yufka. Tamamını böyle hazırlayacağım. Hazırladığımı bir tabağın içine alıp üst üste koyacağım. Yapışma olmaz, korkmayın. Yine 2 yemek kaşığı dolusu serpiştiriyorum. 2 tutam olacak şekilde kaşarı her yerine dağıtıyorum. Peynir, lor peyniri kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İstediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir peyniri. Hatta patatesli bile yapabilirsiniz. Kaşığı tereyağı koyuyorum. Ocağın altında yakıyorum. Daha küçük tavanız varsa onda da yapabilirsiniz. Ben böyle pilav tenceresinde yapacağım. Daha geniş, rahat rahat pişirebiliyorsunuz içerisinde. Yumurta da haşlanmaya başladı. Biraz onu kısayım. Isındıktan sonra yufkayı oturtuyorum içine. Bu arada yumurtanın sesi çok geliyor. Kusura bakmayın. Altını orta ateşe getiriyorum. Kapağını da kapatıyorum. Ara ara kontrol edeceğim. Tersini çevirip öbür tarafını da pişireceğim. Kapağını tekrar kapatıyorum. Öbür tarafı da pişsin. Her aldığım yufkadan sonra birazcık tereyağı koyup önlü arkalı bir şekilde orta ateşte pişireceğim. Kızaranı alıyorum artık. Ortalama tavayı atıp pişme süresi 7-8 dakika ancak. Sonuncu yufka pişti artık. Evet, altı da pişmiş. Altını kapatıyorum. İçerisine geri koyuyorum ki soğumaması için.
Ben o arada diğer tariflerime geçeceğim. Kapağını kapatayım. Bu burada sıcak bir şekilde beklesin. Yumurtayı haşladım. Süzdüm. Bir kenarda birazcık soğuması gerekiyor. O soğurken ben peynir salatasını yapacağım. Bir miktar peyniri kare kare olacak şekilde kestim. Bu patates dilimleyiciler var. Onunla kestim peynirleri. Daha güzel gözükmesi için. Öncelikle peyniri bir soslayacağım. Bir miktar, hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bir çay kaşığı dolusu kekik. Yarım limonun suyu. Buna ekliyorum. Tuzunu da ekliyorum. Bir çay kaşığı da pul biber. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Eğer peyniriniz çok tuzluysa tuzunu azaltın. Hatta buna çörek otu da çok yakışıyor. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Peynir kenarda dursun. Ben şimdi yeşilliklerimi size sıralayayım. Bir miktar roka kullanacağım. Yıkadım. Bir miktar da dereotu, maydanoz da ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Bir tane domates ama suyunu alacağım. Bir tane de yeşil biber. Bunları da doğrayacağım. Önce domatesi göstereyim sizlere, suyunu nasıl çıkaracağım. Önce sapındaki çöpü alayım. İçinin suyunu, eğer ki suyunu koyarsanız peynir sulanacaktır. Böyle kaşıkla oyarak alabilirsiniz. Hatta şu kenarlarından alsam bile olur. Çünkü içinde yok. Domatesleri de küp küp doğruyorum. Çok küçük değil. Peynirin içine katıyorum. Dereotun saplarını alacağım. Onları da çok ufak olmadan normal bir şekilde doğruyorum. Rokayı da çok aşırı ufak olmadan. Biberi de doğruyorum. Salata, peynir salatası hazır. Karıştırayım. Roka ile peynir zaten baş başına çok yakışan bir şey. Çok da güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Kahvaltılarınızı da böyle hazırlayabilirsiniz. Salatamı kenara alıyorum. Şimdi artık yumurtaya geçeceğim. Önce kabuklarını soyayım. Küçük bir tahta alıyorum önüme. Ortadan ikiye kesiyorum. Salatayı yapacağım tabağa önüme aldım. Uzun uzun içerisine doğruyorum. Eğer tahtanın üzerinde doğrarsanız bu sefer yumurtalar yapışacaktır. Yumurtaları doğradım. Kenara alıyorum. Hemen malzemelerini sıralayayım. 1 adet kırmızı biber. 2 adet yeşil biber. Bir tanesi sivri, bir tanesi Charleston. 2 tane taze soğan, bir tutam maydanoz. Hepsini doğrayacağım. Küçük küçük doğruyorum.
diğer biberleri de çok büyük olmadan doğruyorum. Taze soğanı da aynı şekilde doğrayacağım. Tüm malzemeleri doğradıktan sonra derin bir kabın içerisine alıyorum. İçerisine soslarını ekleyeceğim. Yarım limonun suyu, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber, bir miktar tuz. Bu malzemeleri de önce bir karıştırayım. Doğradığım yumurtaları da üzerine ekliyorum. Karıştırıyorum. Bunu kenara alıyorum. Tekrar peynir salatasını alıyorum. Çünkü içerisine zeytin koymayı unutmuşum. Zeytin de çok yakışıyor. Zeytini tamamen isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Onu da kabın içerisine boşaltıyorum. Salatalarım hazır. Şimdi hemen gözlemeyi getireyim. Kapağını açtım. Tahtanın üzerine koyuyorum. Üçünü aynı anda keseceğim. Servis tabağına dizeyim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.